Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugünkü sohbetimizin başlığı tamamlanmamış kentsel devrim bu. Çok yeni çıkmış bir kitabın da başlığı aynı zamanda. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından Eda Acar'a ve Mehmet Pembecioğlu'nun derlediği bir kitap. 7 tane de yazarı var. Bugün hem Mehmet Pembecioğlu derleyenlerden hem de yazarlardan Hilal Kara ve Mustafa Kemal Bayırbağ'la sohbet edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Kitapta aslında temel olarak kentlerin değişiminin nedenleri birazcık anlaşılmaya çalışıyor. Çeşitli çözümlemeler yapılıyor. Bütünlüklü olması için de 3 tane boyut ele alınmış. Toplumsal, siyasal ve ekolojik nedenleri bu kentin değişiminde farklı vakalarla inceleniyor. Anladığımız kadarıyla da aslında da bu vesileyle de kent kuramında yeni bir şeyler tartışmak istiyorlar yazarlar. Dediğim gibi 7 tane yazar var. Çok farklı vakalarla bu 3 boyutta tartışmalar yapıyorlar. Şimdi ben ilk olarak neden bu 7 kent çalışanı bir araya geldi farklı disiplinlerden ve neden nasıl böyle bir kitap yapma fikriniz oluştu? Belki Mehmet'le başlayabiliriz. Sevgili Mehmet, buyurun. Çok teşekkürler. Programa davet için de çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle başlayalım. Bizi ne bir araya getirdi diye düşündüğümde ben, yani bu kitabı elime aldığımda şeyi düşündüm. Biz aslında birbirini tanıyan ve çeşitli, çok farklı şekillerde birbirine temas etmiş insanlarız. Buradaki yazarların hepsi. Yani herkes herkesi tanımıyor ama bir biçimde herkesin birbiriyle bir ilişkisi var. Ve bizi ne bir araya getirdi, neyi dert ettik birlikte, yani hem dert olduğumuz şey neydi diye düşündüğümde kentleşmeyi anlama ve anlamlandırma biçimlerinde bir takım sorunlar olduğu ve buna dair yeni bir şey yapmak gerektiği ne düşündük. Zaten biz bu konularda farklı farklı çalışan insanlarız. Yani farklı biçimlerde çalışıyoruz, farklı bilgi üretiyoruz. Kimimiz daha kent sosyolojisine bakıyor, kimimiz biraz coğrafya odaklı, kimimiz daha siyaset bilimi, kimimiz şehir planlama bölümünde. Ama bir biçimde bizim hepimizi bir araya getirebilecek şey aslında kent kuramına dair dünyada olup biten değişim, farklılaşmayı anlamak ve Türkiye kentlerindeki değişimi, Türkiye kentlerinde olan biteni bu daha güncel tartışmaların ışığında bir yere yerleştirmek, konumlandırmaktı. Türkçe literatüre baktığımızda da şöyle, bunu özellikle Türkçe yazmak istedik. Çünkü Türkçe okuyan bir kitleye Türkiye kentlerini bu yeni tartışmalar ışığında sunmak ve orada Türkçe okuyan kitle üzerine tartışmak istedik. Bunun ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkçe literatüre baktığımızda çok sayıda çeviri kitap olduğunu düşünüyoruz. Ve bir takım vaka çalışmaları ya da bir kente dönük derleme, yani bir kent mesela Hatay kenti anlatılıyor, Mersin kenti anlatılıyor, İzmir anlatılıyor. Buna dönük çalışmalar. Ama şu tip çalışmaların eksikliğini hissettik biz. Güncel kentsel kurama dönük güncel tartışmalar eşliğinde farklı vakaları birbirine bağlayan ve o güncel kentsel kuramsal tartışmalarla ilişkisini kuran bütüncül bir takım çalışmalara dair bir kendimizce bir oranın biraz boş olduğunu, oraya dönüp çalışmak gerektiğini hissettik ve bir araya geldik hızlı biçimde. Yaptığımız çalışmaları ortaklaştırdık ve birbirimizin metinlerini de üstünden geçtik. Bir hakem süreci vesaire de, ona çok detaylı girmek istemiyorum. Ama bir biçimde içeriklerimizi, birbirimizin içeriğinin farkına varıp, yani onları okuyup birbirimizden öğrenerek kolektif bir kimlik kazandırmaya çalıştık bu kitaba. Bir de şöyle bitireyim ben, belki Hilal devam eder. Yani bu işte Edip Cansever'in kitabın başında da yazdığı gibi Meltem'i bizden esen bir yel olmasını istedik. Çünkü gerçekten hani biraz böyle sıkıştırılmış ve tedirgin hissettiğimiz bir dönem. Aslında kentlerde de öyle duygular hakim. Böyle bir dönemde umut duygusunu hakim kılacak, yani o iradenin iyimserliği anlamındaki umudu hakim kılacak bir Meltem'i bizden esen bir yel olsun ve aynı şiirde dediği gibi yeni bir başlangıç için bir adım olsun, bir girişim olsun istedik bu kitapla. Mehmet Hocam'a, senin eklemek istediğin bir şey var mı diye söyleyeyim. Hani Mehmet Hocam'ın aslında söyleyeceğini biraz tekrar edeceğim gibi olacak ama hani gerçekten bu kolektif bir emeğin, hani birlikte sorular soran kent üzerine, kentleşme üzerine
soruları olan insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kolektif bir emeğin sonucu ve birbiriyle konuşan çalışmalar. Biz aslında hep birlikte konuştuk, birlikte sorduk bu soruları ve özellikle benim adıma şöyle bir katkısı oldu. Ben bir doktor öğrencisiyim ve benim için gerçekten hocalarımla birlikte bana bir şekilde emek vermiş hocalarımla birlikte soru sorabilme ve bunların peşinden koşabilme enerjisi verdi. Bir açıkçası özellikle hem Türkiye'nin dünyanın da içinden geçmiş olduğu kriz ortamında bir şekilde benim için bir umut oldu. Hem kendi adıma hem de ürettiğim akademik üretim anlamında bir umut oldu. Ve özellikle şu da çok önemli. Biz bu çalışmayı COVID'in en yoğun olduğu dönemde gerçekleştirdik. Hani hem dünyanın kriz halinde olduğu hem hayatlarımızın kriz halinde olduğu bir dönemdeydi. Ve hem de kent ve kentlerin krizine dair hem kendi krizlerimize birleşmiş bir kriz yoğunlaşmasında aslında biz bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yani hem bu çalışmanın aslında benim için bireysel anlamda da bir umut olduğunu da söyleyebilirim. Hem kendi adıma hem Türkiye'deki kentleşme tartışmalarına yeni bir umut ve aynı zamanda kendi anlamında da bu COVID döneminin, pandemi döneminin, ev hayatın birbirinin içine geçtiği, pek çok sevdiğimiz insanı kaybettiğimiz dönemde gerçekten benim adıma bu kolektif çabanın içerisinde olmak büyük bir umut ışığı oldu. Ve aynı zamanda şu da çok güzel, bu çalışmanın Türkçe olması şu açıdan önemli. Hem dünyada da hem kentleşme ve coğrafya alanında küresel güney, kuzey tartışmaları, bunlar arasındaki iktidar ilişkilerine ilişkin tartışmalar çok canlı şekilde ilerliyor. Ve biz buna Türkiye'den aslında bir yanıt, daha doğrusu bu soruları biz de sorularla katkı sağlamaya çalıştık. Ve bu İngilizce yayınların Türkçe'ye sağlanması ve aslında Türkiye'den de bu sorulara yanıtlar karşılıklı olarak hem coğrafya hem kentleşme planlama disiplinlerinin, siyaset bilimi, sosyoloji, toplumsal cinsiyetin hepsinin bir araya geldiği bu çalışma aslında gerçekten birbiriyle konuşan hem dünya literatürde hem Türkiye'den konuşması anlamında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bir lisans öğrencisi olsaydım böyle bir kitabı olmasını isterdim, okumak isterdim. Bu açıdan şu an bile baktığımda hani benim için duygusal anlamda çok büyük bir önemi var. Böyle söyleyebilirim açıkçası. Çok güzel. Krizi bu kadar üretken geçirmiş olmanız da bize şansı herhalde gerçekten. Peki o zaman Mustafa'ya döneyim şimdi. Bu heyecanla, bu yeni bir şeyler tartışmak, tartışanlara yeni alanlar açmakla açmak fikriyle yola çıktınız. Ne üretti, ne ortaya koydu kitap? Ne gördünüz o yeni tartışmalarda? Yeni ne sorular gördünüz? Yani şöyle ben de Hilal'in bıraktığı yerden alayım. Aslında dönüşümün bilgisini üretmeye gayret ettik. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi çok hızlı bir biçimde değişiyor dünya ve artık kentler üzerinden değişiyor. Kentleşerek değişiyor ve dönüşüyor. Ekonomi öyle, toplum öyle, coğrafyalar öyle. Her şeyin yıkılıp yeniden yapıldığı bir dönem. Aslında hani bu kitaba şimdi ihtiyacın doğması biraz da ondan. Yani içinde bulunduğumuz kentler üzerinden, kentleşme üzerinden bu değişimin mantığını anlamak. Hani diyor ya detafabula naratür diye, anlatılan bizim hikayemiz ama anlatılan kentlerin hikayesi, kentselliğin hikayesi. Şimdi dolayısıyla üretilen bilgi aslında bu kitapta kentleşmenin de değil, kentselliğin bilgisi aslında bir yandan da. Yani epistemolojisine doğru geri gidiyor. Yani kente dair nasıl yeni sorular sorarız meselesi biraz oradan da gidiyor. Yani bunu ayrıntılandıracağım biraz daha ama bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim bulunduğumuz coğrafya, şimdi küresel olarak bir kırılma dönemindeyiz, bu aşikar. Ama bizim gibi tırnak içinde, hani bu kavram da tartışmalı gelebilir ama küresel güney ya da bu geride kalmış olanlar, her neyse, bu coğrafya daha sert yaşanıyor. Sert olmasının sebebi de şu, bunu hani farklı kitap bölümlerinde ortak çalışmalarımızda da ele aldık. Bizim coğrafyalarımızda, Türkiye gibi ülkelerin coğrafyalarında, özellikle gelişmiş batının böyle yani yüzyıllara dayanan, 300-400 yıla dayanan bir kentleşme hikayesi, toplumsal dönüşüm hikayesi 30-40 yıla sıkışmış durumda. Biz mekansal olarak yaşadığımız sıkışma aslında bir zamansal sıkışmada. Biz o zamansal sıkışmanın etkilerini yaşıyoruz ve bunun da bir sonucu var. Şimdi Lefebvre'nin o anlatmış olduğu hani bir tür ideal tipleştirdi belki bir ölçüde, bir dönemleme var değil mi? Hani kırsal, tarımsal toplum, sanayi toplum ve kentsel toplum diye. Biz de bunların üçü üst üste eş zaman olarak bindi coğrafya olarak. Yani yaşadığımız kentleşme aslında farklı coğrafya parçalarını birbirine daha iyi bağlamakla kalmadı.
farklı coğrafyalardaki kırsal, sanayi, kentsel hepsini aynı yere büyük metropollere yığdı, bu bir. İkincisi, kentleşmeyi sadece metropollere dair bir olgu olmaktan da çıktı. Bunu teritoryal hale getirdi, coğrafi olarak yaydı, bütün ülke satına yaydı. Bu tartışmayı başka yerlerde de yapmıştık. Sevgili Bülent Batuman da bu tartışmayı yapmıştı. Artık kentleşme kentlerde değil, Türkiye bütün satıyla kentleşmiş durumda. Kentselliğin ne olduğuna biraz kafa yorduğumuzda. Bir kentsel bütünlük aslında Türkiye Cumhuriyeti. O toprak sınırları içinde, ama ayrıca kürenin kendisi de, bu küresel kentleşme tartışmalarını, hani gezegensel kentleşme tartışmaları bizi buraya doğru itiyor. Dolayısıyla yeni ne var dediğimizde bir ölçek meselesi var. Yani mesele çok ölçekli bakmamız gerektiği meselesi var. İkincisi, ürettiğimiz bilgi dönüşümün ama özellikle akışların bilgisi. Sabitliklerin değil. Yani burada hani sadece kastelsvari bir her şeyin akış halinde olduğu bir dünyadan bahsetmiyoruz. Her şey akış arttıkça mekanda sabitlik kurma çabası da bir o kadar şey yapıyor, üstümüze biniyor. Bu dolayısıyla sürekli yerinden edilme ve sürekli bir yere tutunma çabasını getiriyor. Bu göçte de öyle, konutta da öyle. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu eş zamanlı olarak o zaman yerinden edilmişlikle, yerinden edilmekle bir yerde yurt tutma çabası arasındaki gerilimin de bilgisini öğretmeye çalışıyoruz. Bu gündelik işçilerin yolculuklarına da geliyor. Güneyli şehircilik paradigmaları üzerinde kent ve nüfus arasındaki ilişkinin tartışmasına da gidiyor, bağlanıyor. Bu göçmenlerin hikayesine gidiyor, bağlanıyor. Yine bu akışlar üzerinden ve bağlantılılık üzerinden kenti bir metabolizm olarak anlama çabasına da yansıyor. Özetle akışlar, ama akışların bozduğu yerde daha fazla sabitlik kurma çabası bir. İki, çok ölçekli ama artık her yere yayılmış, teritoriyeye yayılmış, toprağa, alana yayılmış kentleşmenin hikayesini çözümlemeye çalışıyor. O yüzden yeninin bilgisini de burada keşfedemeyiz, ama yeninin bilgisini inşa etmek için, yani yeni bir dünya ortaya çıkacaksa ve burada tırnak içinde Mehmet'in söylediği gibi umudun bilgisi üretilecekse, o zaman buralara bakmamız lazım, biraz buralara dair soru sormamız lazım diye şeyleri, soru alanlarını ortaya atıyoruz. Peki bütün bu aslında vardığınız sonuçlara çeşitli vakaları inceleyerek varıyorsunuz kitapta. Birçok seviyede söylediğim başta da. Hilal, senle devam edelim mi? Mesela vakalar size neyi nasıl anlatıyor? Nasıl kenti farklı anlamanıza, farklı yaklaşmanıza nasıl yardımcı oldu kitap? Tam da Mustafa Hocam'ın gene bıraktığı yerden şu aslında bizi anlamaya, kent ve kentleşme ilişkin sorularda görülmeyen alanlar. Hani hem çünkü bakıldığında gezegenleşme, hani bu küresel kentleşme tartışmalarında bu paradigmalara en büyük eleştiri şu geliyor. Özellikle feminist coğrafyacılardan olsun, güncel tartışmalarda çok genelleyen, daha batının, işte küresel kuzeyin tartışmalarının güneye uygulandığı, aslında küresel güneydeki kentleşme dinamiklerinin oldukça farklı olduğu, bu emek rejimlerinden işin algılanma biçimine kadar politik sistemler, planlama süreçlerinin dağınıklığı, kaotik ve belirsizlikleri süreçlerine kadar ne kadar farklı olduğunu aslında söyleyen ve bunu anlamaya çalışan bir şeyin de sonucu. Aslında biz bir noktada bu tüm çalışmalarda, mesela işte Sezen'in çalışmasında Suriyeli mültecilerin yaratmaya çalıştığı fiziksel mekanlar ve toplumsal mekanlar arasındaki ilişkilerde acaba bir umut ışığı var mı? Acaba gerçekten Türk oradaki Doğantepe'deki yaşayan Türklerle aralarındaki geçişler mümkün müdür? Buralardan bir karşılaşma mekanları oluşur mu? Veya mesela benim ortaya koymaya çalıştığım çalışmada gündelikçi kadınların işverenlerinin hareketleriyle birlikte, üst gelir hanelerinin hareketleriyle birlikte o hareketliliklerinde ortaya çıkan karşılaşmalar,
buralarda bir direniş mekanizmaları nedir? Görünmeyenin aslında. Ama bu gündelikten bakarken aslında makro ölçekte planlama süreçleri, buralardaki bu süreçlerde acaba bir bu parçalayıp aslında nasıl çalışıyor? Çünkü küresel kuzeyde görmüş olduğumuz kentleşme süreçleri de gerçekten güney birbiriyle çok farklı. Ama bu aynı zamanda şunu da, hani bu vaka çalışmaları aslında şunu da anlamaya çalışıyor. Tamamlanamayan nedir? Hani tamamlanamayan aslında devamlı bir devinim halinde olma. Ve bildiğimiz üzere hani Covid'in gösterdiği, şu an Türkiye'nin, küresel güneyin birebir yaşadığı ve şu an küresel kuzeyinde yaşamış olduğu belirsizlik, Covid'le gelen ve daha çok pandemilerden bahsedeceğimiz ortada. Bu belirsizlikle aslında nasıl baş edeceğimiz, kriz haliyle nasıl baş edeceğimiz aslında vaka çalışmaları, daha doğrusu baş edeceğimiz derken insanların gündelikteki stratejileri, bu krizin yükünü nasıl paylaştıkları, mobil olma halleri, mobil immobil olma halleri, zamanda ve mekanda sıkışma halleri ve mekan yaratma halleri. Çünkü gerçekten devletin, kapitalizmin, yani sadece bu devlet dediğimde tek yekpare bir yapı değil. Hani bu yapının bir şekilde gündelikte bireyleri, çalışan sınıfları sıkıştırdığı, kendilerini yeniden üretme kapasitelerini sınırlandırdığı çok aşikar. Tüm bu gördüğümüz neoliberalleşme süreçleriyle. Ve bir daimi bir kriz halinde oldu. Peki insanlar yorulmak bilmeden çözümler ve direniş stratejileri üretiyorlar. Ve bunu kentle kurdukları ilişkiler, emekle kurdukları ilişkiler üzerinde yapıyorlar. Ve planlama süreçleri ile karşılıklı konuşma halinde yapıyorlar. Ve bizim aslında bu vaka çalışmaları hem daha makro ölçekteki planlama süreçlerine bakarak hem de gündelikteki insanların bunlara yanıtlarına bakarak birbiriyle bir konuşma halinde. Vakalar aslında birbiriyle konuştu ve bu da çok bu çalışmayı önemli kılıyor ve bir hani bir edit kitaplarda görürüz, belirli çalışmalar bir araya gelir ama birbiriyle bu kadar konuşan, hani puzzle'ın parçaları gibi de birbirini tamamlayan bir yapı, bir hakikaten kolektif bir çaba haline geldi. O sebeple buradan Mehmet Hocam'a bırakabilirim diye düşünüyorum daha fazla konuşmadan. Bana bir dakika, Mehmet'e gitmeden önce birazcık sen kendi dedin ya hani ev işçilerinin kendi kapasiteliği diye. Onu böyle birazcık daha paylaşabilir misin somut bulgunu? Tabii. Bu çalışma 2016'ya dayanıyor. Onu söylemeliyim. Yani şu an muhtemelen bu çalışmayı yapsaydım çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Ben o dönemde hem yüksek lisans öğrencisiyim. Bu kendimden de çıkan bir hikaye. Özel ders veriyordum ve Ankara'daki üst gelir mahallelerine gidip geliyordum. Oradaki çocuklara özel ders veriyordum ve yolda gidip gelirken ortalama günlük 3-4 saatimi alan bir yoldu. Gündelikçi abla olarak tanımladık karşılıklı sohbetlerimizde. Onlarla karşılaşmaya başladım. Onların yol hikayeleri, emek hikayelerini, işverenleriyle birbirleriyle kurdukları ilişkileri dinlemeye başlayınca burada gerçekten bir şey olduğunu, hani bir gerilim, aynı zamanda birbirine tutunma halleri olduğunu görmeye başladım. Ve yollarda başlayan bir öykü oldu. Ve 32 gündelikçi abla ile görüştüm. Derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdim. Ortaya çıkan sonuç şu oldu. Neoliberal kentleşme, bu yayılma, kentin yayılmasıyla birlikte işverenler ki üst gelir, genelde orta sınıf değil, orta üst sınıf haneleri Ankara'da güneybatı ekseninde ve kentin büyümesi ekseninde bir yayılma halindeler. Ve bu yayılma gündelikçi kadınların da yolda geçirdikleri süreyi ve kentle kurdukları ilişkiyi inanılmaz bir şekilde dönüştürmeye başlıyor. Mesela çalışmaya başladıkları 80'li yıllardan işte 90'lı yıllara günde ortalama mesela yarım saat, bir saatini yolda geçirmek durumundayken bir anda 4 saate kadar çıkıyor bu süreç. Ve haliyle bu neyi gerektiriyor? Bir gündelikçi kadın için inanılmaz bir planlama sürecini. Çünkü kendi eviyle kurduğu bir ilişki var. İşvereninin eviyle kurduğu bir ilişki var ki o evi kesinlikle iş yeri olarak kuruluyor. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü hepsi mesela çok ilginç bir şekilde kendilerini işçi olarak tanımlıyorlar. Yaptıkları işi son derece hani bir düşük kalibreli bir iş değil, profesyonel, bir profession şeklinde görmeleri benim için ilginç bulgulardan biriydi. Tabii ki bu genellenebilir bir bulgu değil. Görüştüğüm kadınların geliştirdiği ve bunun yıllar içerisinde hani neoliberalleşme süreçleriyle birlikte gitmesi oldukça ilginç bir bulguydu. Ve hani şunu görmüş oldum, hani toplumsal cinsiyeti ilişkilerini, buradaki güç dinamiklerini anlamadan, hane ve hane dışı ilişkileri görmeden kesinlikle kentleri ve kentleşmeyi anlamamız mümkün değil. Ki özellikle küresel güneyde nasıl bu ev dışı oldukça bulanıklaşmış ve fullaşmış durumdayken bu zevam ve mekanla kurulan ilişkiler kesinlikle toplumsal cinsiyet, güç dinamik, bu ilişkileri bakılması gerektiğini aslında bana gündelikçi kadınlar sıklıkla ifade ettiler. Yani aslında biraz da onların dertlerini aktarmaya çalıştım.
şeydi. Yine çok boyutlu bir şey yani, içinde kent var, toplumsal cinsiyet var, evet, bir sürü. O etkileşim, hem anladığım kadarıyla vakaların kendi içinde etkileşim var ve vakalar birbirleriyle etkileşiyor. Çok da kente yakışan bir kurgu gibi duruyor. Mehmet, sana gelelim o zaman. Sen galiba biraz daha kentsel hareketler, ekoloji boyutlarında daha ilgili olan derleyensin kitabın. Bu kentsel hareketler, kentsel dönüşüm meselesinde ilgili vakaları biraz belli bir çerçeve içerisinde kısaca ifade etmeye çalışacağım. Şöyle, aslında şurada belki vurgulamakta fayda var. Bütün bu vakalar, tartışmalar, bilgiler sunarken ve birbirleriyle diyalog kurarken, bu Henry Lefebvre'nin bu algılanan mekan, tasarlanan mekan ve yaşanan mekan üçlü diyalektiğine de oturuyor. Ya biz bunları böyle hep konuşulan soyut şeyler olmaktan çıkartıp bayağı somut gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan şeyler olarak anlatmak ve yani o kuramsal çerçevenin bugünün Türkiye kentlerinde nereye karşılık düştüğünü somut bir şekilde koymak istiyoruz. Yani algılanan mekandan konuşuyorsak, kentleşmenin maddi elemanları, yollar, hava alanları, yapılmaya çalışılan kanallardan bahsediyoruz. Tasarlanan mekandan bahsediyorsak, bir yönetişim mekanizması, bir teritoriyel düzenlemeden, bir çeşitli mesela bir kentsel dönüşüm projesini yapmak için gerçekleştiren bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz. Ve yaşanan mekan son olaraksa aslında ilerinin de çalıştığı güneyin tabiriyle madun diyeceğimiz bir şekilde hayata tutunmaya çalışan ve emeğiyle var olan insanın, bireyin, topluluğun yaşama biçimleri, çalışma biçimlerinden bahsediyoruz. Ben de şöyle kısaca toparlayayım. Şimdi mesela küresel güneyle nasıl bir analoji kuruyoruz? Neden küresel güney önemli diye baktığımızda, bugün Türkiye'de atık meselesini sadece kuzeyin perspektifiyle ele alamayız. Çünkü sadece formal ilişkiler, bir takım hiyerarşik ilişkiler ile değil, mesela formal ve en formal aktörler arası ilişkiler o atığın yönetiminde çok önemli olduğunu görüyoruz. Veyahut sadece uluslararası politik, ekonomi, sosyoteknik altyapıdaki bir takım değişiklikler ya da ekonomilerdeki daralmalar ya da iç savaşlar veya da Covid vesaire gibi dinamiklerle, yani bir takım çok ölçekli dinamiklerle değil, atığın yönetişiminde o kentte o yere özgü metabolik kurulumlar denen, hani o yere özgü üretim, tüketim ilişkileri, dağıtım ilişkileri, o kentte nasıl gerçekleştirildiği ve atığın maddeselliği denen şeyin o kentte nasıl olduğu, bunun bütün mekanizmaları, ilişkilerine bakmamız gerektiğini işaret ediyor bize sevgili Gül Tuçaltan'ın çalışması. Esir'in çalışması ise bunların hepsi dediğim gibi bir çerçeve oturuyor. Burada da şöyle bir şeye işaret etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm her zaman hedeflendiği gibi gerçekleşmiyor. Ve bu bir biçimde çeşitli hareketleri tetikleyebilen bir başat bir olgu kentsel dönüşüm bugünün Türkiye'sinde. Ve bu kentsel hareketler de özellikle bu dönüşüme karşı kentsel hareketler inişli çıkışlı bir karakter gösteriyor. Bunları sadece başarılı ile başarısız olarak tanımlamak yerine ucu açık, birçok dinamiğe, parametreye bağlı karmaşık olgular olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki bu güneyin literatüründe anlatılan kentlerin hikayesine daha fazla benzerlik taşıyor kuzeye kıyasla. Ayrıca bir biçimde bunu sadece muktedir aktörlerin, yani devlet ve piyasa aktörlerinin faaliyetlerine karşı aşağıdan gelişmiş bir takım mücadele biçimleri, direniş biçimlerinin ötesinde bir takım dayanışma ilişkileri, bazen müzakere ve uzlaşma, bazen ise çatışma ve karşı duruş ilişkileri geliştiriyor bu. Ve bu hareketler, yani aslında Türkiye'de kent planlama bu hareketlerden öğrenmesi gerekiyor Türkiye'de kent planlamanın. Yani biz katılımcılığı devlet karar alma süreçlerini, politika yapım süreçlerini kurumsallaştıramıyorsak o zaman o kent hareketlerinden öğreneceğiz. Hani bu bir şekilde bize bunu gösteriyor ki bu da kuzeyin kentlerinde aslında güneyin kentlerine, şöyle söyleyeyim, daha bu ayrıştırmaya karşı çıkacaklar olacağını biliyoruz. Ama bir biçimde biz bunu Türkiye'yi anlamak için, Türkiye'yi bir yerde konumlandırmak için, ilişkiselliğini, karşılaştırmalı bir ilişkisellik kurmak için kullanıyoruz. Güney'in kentlerine daha dinamik olduğunu görüyoruz. Ve kitaba adını veren, tamamlanmamış kentsel devrim,
Şöyle burada yine aslında kentteki dönüşüm olgusunun kuzeyde daha resmi, yasal, kurumsal süreçlerle formal, şeffaf biçimde olduğunu ama güneyde daha dağınık, çatışmalı, çekişmeli, dinamik, müzakerelere konu olacak şekilde gerçekleştiğini, kaos ve belirsizlik ürettiğini görüyoruz. Şimdi böyle olunca şu üç şeyimiz var bizim. Aslında kitaptan da çıkan bir biçimde üç temel bulgu. Bu belki geleceğe de yön verecek bir şey. Kentsel dönüşüm dediğimiz olguyu yalnızca devlet ve piyasa aktörlerinin muktedir faaliyetleriyle, yani güçlü uygulayabilen, yukarıdan aşağı uygulayabilen faaliyetlerini çözümleyerek anlayamıyoruz kentsel dönüşümü. Özellikle 2010'lu yılların başında ben David Harvey'in yüzeysel bir okumasının buna yol açtığını düşünüyorum Türkiye'de bir biçimde. Yani bu konuda kendim de dahil olmak üzere bir eleştirel bir, öz eleştirel bir tutum içinde olmamız gerektiğini ve toplumun kentsel dönüşümle nasıl ilişki kurduğuna dair çok fazla bilgi üretmediğimizi düşünüyorum. İkincisi, bu dediğimiz olgu, yani kentsel dönüşüm böyle dağınık, karmaşık ve kaotik bir politika ekolojisi içerisinde vücut buluyor. Ve son olarak da o karmaşık ekosistem içinde karar alıcı ve yurttaş arasındaki ilişkilerde her iki tarafın görüşleri, uygulamaları değişebiliyor, farklılaşabiliyor. Ve coğrafi olarak da eşitsiz bir sonuç üretiyor bu. Yani bu da çok önemli. Kentsel dönüşümün coğrafi olarak ürettiği sonuç eşitsiz. Şimdi yavaş yavaş toparlamak gerekecek tartışmayı. Arada bir dakika sözünü kesiyorum Bağla. Sen ya da belki Mustafa da cevap vermek ister. Hani bir yola çıkarken şey demişsiniz ya, hani Türkçe tartışma yapalım, özgün bir şey olsun, işte Meltem'i bizden etsin falan. Hani özgün daha böyle yerel, yani buradan bir şey üretmek, buradaki buradan sorular sormak gibi bir derdiniz var diye söylemiştiniz. Ama yine de birazcık hani şey, kavramsal olarak da yaklaştırmak için de işte küresel güneye daha yakın konumladığınızı söylüyorsunuz. Ben şeyi merak ettim. Bu tartışmaların sonunda ne kuzeyde ne güneyde görülmeyen, gerçekten buradan esen bir Meltem var mı? Yoksa aslında ikisinden birine, işte biraz önce yaptığın kıyaslama gibi, güneye daha yakın sadece çıktı. Yani o özgün, aradığınız o özgünlüğe varabildiniz mi, onu merak ettim. Ben çok kısa bir cümle söyleyeyim, topu Mustafa Hoca'ya atayım. Bence burada yeni bir vokabülleri, yani böyle bir tanımlayıcı bir takım sıfatlar, kavramlar geliştirmek gerekiyor. Bu anlamda bir güneyinden öğrendiğimiz bir takım şeyler var. Ama tabii ki Türkiye bir Hindistan değil, Çin değil. Ama Türkiye'yi sadece Almanya'ya bakarak, İngiltere'ye bakarak, Kuzey Amerika'ya bakarak anlamak mümkün değil. Bir biçimde bütün bu dinamiklerin, bu farklılaşmaların etkisi ve yeni bir kelime dağarcığını geliştirmek, yeni kavramları, kentsel olguyu tanımlayan yeni duyguları, yeni dinamikleri tanımlamaya çalışma çabası bence bu anlamda bir ilk adım. Yani eski ölüyor ve yeni henüz doğmadıysa, yeni hemen doğmayacak bence yeni. O anlamda o yerin gelmesi biraz uzun zaman alabilir. Ama bir takım ilk adımları atmak için önce tanımlama, anlama ve anlamlandırma çabası gelişmek lazım. Bence Güney bunun için kıymetli. Uzattım, Mustafa Hoca'ya verecektim. Hocam lütfen devam eder misin? Tabii. Şimdi... Burada sevgili yine ortaklarımızdan Seth Schindler'ın bu güneyli şehircilik paradigmasına doğru diye bir bölümü var. Şimdi o çalışmasında Seth'in yaptığı bir tespit var. Yani hani kuzeyden farkı nedir güneyin dediğinde, yani emek sermaye çelişkisinden ziyade özellikle toprak, yani teritori ve nüfus arasındaki bir çelişkiden ya da bir diyalektik gerilimden bahsediyor ve şunu tespit ediyor orada. Yani güneyin belirgin özelliği bu ikisi arasında bir gerilim olması diyor. Yani hem ekonominin belirlenmesi, hem toplumsallığın belirlenmesi, hem de siyasetin ve politikanın belirlenmesinde. Yani emek sermaye çelişkisinden ziyade aslında nüfus ve toprak çelişkisi. Şimdi Türkiye tam buna da oturmuyor. Çünkü Seth'in tespiti, yani o makaledeki en azından, o çünkü 17 tarihliydi galiba tespiti, aslında güneyli ülkelerde özellikle yani
toprağa, kentsel toprağa geliştirerek, yani coğrafyaya, araziye yatırım yapmak nüfusa yatırım yapmanın önüne geçiyor. Yani devletin harcama önceliklerinde, politik önceliklerinde. Sonra nüfusun nasıl yaşadığı, buradan nasıl bir refah payı aldı sonraki mesele. Türkiye'nin özgünlüğü siyasi. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu formül ediliyor ama aslında bunun kökleri ta 60'lara kadar gidiyor. Türkiye'de toprak üzerinden, özellikle rant üzerinden, o anlamda kent toprağı üzerinden refah üretme değil, refah bölüştürme mekanizmasına dönüşüyor. Yani o bahsettiği, setin bahsetmiş olduğu çelişki yaşıyor Türkiye. Siyasi bir, nasıl diyelim, burada bir inovasyon var. Ama bu siyasi inovasyon pahalıya patlıyor tabii Türkiye'ye. Sürdürülebilir değil. Ama o siyasi inovasyon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inovasyonu da değil. Aslında tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hani önüne koymuş olduğu ilerleme, yani o anlamda modernleşme ve aynı zamanda da kalkınmaya ve adalet, bu ikisini beraber sağlamak, bu iki hedeften birisine doğru yüklendiyse öbür taraftan yeniden bölüşüm, yeniden bölüştürme talepleri çıkıyor. O yeniden bölüştürme talepleri aslında toprak sahipliği üzerinden, kente başını sokacak bir yer bulmak üzerinden, yani ister kırsal toprak olsun, ister kentsel toprak olsun. Bu benim yani naçizane kendi o yazdığım tebdili mekan bölümünde de o. Bu coğrafyanın bir önemli problemi de özgünlüğü, yurt tutma çabası. Hala tam yerleşemedik. Bir yere kesin olarak, tırnak içinde söylüyorum, kazık çakmamız lazım. Yani bir yere tutunma arzusu, bu toprakları, buradaki toplumun kültürünü, şu dünyaya kazık çakma arzusu en belirgin özelliklerinden biri ve bu aynı zamanda normal anlamda kentsel toprakları başını sokacak bir ev bulma, bir arazi kapatma güdüsü o kadar belirleyici ki. Ve bu tarihsel olarak geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o kentleşme tarihini çok belirliyor bu. Ve bu baskı yukarıdan siyaset üretilmesine, ama buna ilişkin derli toplu bir siyaset üretilemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bunun mucizevi çözümünü buluyor. Bir anda herkese zenginlik dağıtıyor ve herkese tabana olabildiğince de yayıyor bunu. Ama burada da bir sınırı var. Onun sınırını fark etmedi. Onun esiri oldu, kaldı. Yani buradan orijinal bir şey çıkacaksa bir, bu siyasi çözümdür. Yani o setin bahsetmiş olduğu kırsal yani toprakla nüfus arasındaki o gerilimde o çelişkiyi çözebilmesi siyasi olarak bu toprakların, bu ülkenin tarihinde. Ama onun da sonuna geldik. Yani Türkiye o anlamda tarihsel bir kırılma noktasında, kültürel bir kırılma noktasında. Ve yine çok ilginç, konut krizi üzerinden, barınacak yer bulma problemi üzerinden tıkanmış durumdayız yani. Bu birinci özgünlüğü. İkincisi dediğim gibi yani kültürel kodlara yerleşmiş ama kentleşme pratiğimize belirlen bir yere, bir alana sahip olma, orayı denetleyebilme arzusu. Territorial hani behavior diyorlar ya, toprak kontrol etme davranışı. Bu çok belirgin biçimde bizim topraklarda var. Hani o tebdili mekanda da birazcık bu atasözleri ve deyimler üzerinden hani buradan orijinal ne çıkar diye söylemeye çalıştım. Son bir şey daha söyleyeyim, ben kapatayım. Bir önemli bir şey daha var bu kitapla ilgili, ben yani benim düşüncem o yönde. Şimdi hani Marx'ın bir sözü var ya, yani diyor ki eğer diyor her şey diyor göründüğü gibi olsaydı o zaman bilime zaten gerek kalmazdı. Yani çelişkiler derindedir. Yapısal çözümlemelere de gerek duyulur. Değil mi? Yani o yüzden soyutlama da gerekir vesaire, teori gerekir. Ama büyük kriz anlarında o sizin aradığınız, özellikle toplum bilim, coğrafyalarında o çelişkiler doğrudan yüzeye çıkar ve çok görünür hale gelir. Aslında biz görünmeyenin görünür hale geldiğini insanlara anlatmaya çalıştık burada. Yani insanların yani tabirimi mazlum gözüne sokmaya çalıştık. Bak burada zaten gözümüzün önüne çıktı. Çelişkiyi gündelik olarak deneyimliyoruz. Artık çelişkiyi ortabilecek kontrol mekanizmaları, siyaset mekanizmaları tükenmiş durumda. O kentsel kriz tartışmalarımızla Mehmet Yazmış biraz ona işaret ediyordu. Kriz ve çelişkileri su yüzüne çıkardığında artık karanlık odadaki fildeki o odanın duvarları yıkılmış durumda. Biz fil burada diye göstermeye çalıştık özetle. Evet. Ve o hani normalde o alegoride işte biri kulağını tutar, biri bacağını, biri hortumunu tutar. Biz bak fil bir bütün,
O yüzden bütüncül bakmalıyız mesajını da öyle vermeye çalıştık. Bir kapatayım. Anladım. Çok teşekkürler. Benim aslında birazcık çok güzel sen girmiş oldun yani bunu hani siyasi özgünlüğünü siyasi şeye bağlayarak kararlara bağlayarak şeyi merak ediyorum. Bu şimdi kent meselesi birçok kentteki birçok paydaşın birçok boyutun tabii ki meselesi. Siz yerel yönetimlere özellikle vermek istediğiniz bir mesaj var mı bu tartışmalarla? Yani hani biraz önce söyledim yani filin bir bütün olduğundan mesela yerel yönetimler ne anlamalı? Sizin bu tamamlanmamış kentsel devrim vardığınız bir sonuç tamamlanmamışlık kavramında. Yerel yönetimlerin, kent yöneticilerinin, karar alıcıların akıllarında ne kalmasını istersiniz bu kitabı okuduktan sonra? Müsaadeniz olsa ben hemen şey yapayım bunun devamı olarak. Buyurun. Birinci mesele artık yerel yönetimlerin hareketlilikleri yönettiği şey sabitlik değil hareketlilik. Buradan kastımız birkaç şey. Yani bir nüfus hareketliliği, insan ve mal hareketliliği değil. Bilginin hareketliliği, etkileşimin yoğunluğu, yani hareketliliği burada İngilizce ifade yani burada bir çünkü yeni bir tartışma var yine mobilities meselesi var. Hareketliliği yönetiyorsunuz, sabitlikleri değil. İki, sizin hizmet verdiğiniz nüfus Türkiye'den en azından konuştuğumuzda giderek hani o metropolleşme ve bölgesel anlamda kentleşme şu sonucu da çıkartıyor. Bizdeki coğrafi bölümleme, dilimleme sabittir. Yani ilçeler vardır, iller vardır ama sınırları geçiyor sürekli. Dolayısıyla bir, yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerekir. Ama bu eşgüdüm isteğe bağlı kalamaz. Üst ölçekli planlama, bölgesel ve ulusal planlamayı gerektirir. Planlamayı geri çağırmamız gerekiyor. Evet, teşekkür. Pardon, bitti sandım. Son bir şey daha söyleyecektim. Bu dönem homojenleştiren ve aynı zamanda da heterojenleştiren, birleştiren ve parçalayan bir dönem. Dolayısıyla sizin eşitsizlikleri haritalandırmanız gerekiyor. Bir diğer önemli şey. Yani hareketlilik var ama belli yerlere de nüfusu mahpus ediyor. Belli coğrafyalara da mahpus ediyor. O zaman mahpus edilmiş coğrafyaları kazıyıp çıkarmanız ki artık onlar çok görünür. Onlara hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Belli yerlere kangrenleşmeden hemen müdahale edin. Bu da üçüncü sonuç deyip kapatayım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok kısa bir ekleme. Yerel yönetimlere dönük şey dedik ya hani Türkiye'de kentsel dönüşüm, kentleşme süreci toplumsal talepler aşağıdan yukarı yükselen toplumsal taleplere daha fazla duyarlı ve orada yani yerel yönetimler toplumsal talebe toplumun ihtiyaçlarına gerçekten daha fazla duyarlı olmalı. Örneğin siz İzmir'de çita slow metropol yaparak toplumun taleplerini anlayamazsınız. Orada bir modeli başka bir ölçekte büyütmeye çalışırsınız ancak. Ama İzmir'de dar gelirli kent yoksulunun ne yaşadığına dair önce kapsamlı bir bilginiz varsa araştırmanız, ona dönük kapsamlı bir sosyal politika programı oluşturma niyetiniz varsa bunu yapacak kadrolarınız, kaynağınız bunu oluşturursanız o zaman toplumsal talebe biraz daha kulak vermiş olursunuz gibi de geliyor bir yandan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hilal, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sence bu kitap yerel yönetimlere ne söylüyor? Ya da sivil toplum o da olabilir. Yani hocaların aslında söylediğinin bir tekrarı gerçekten hani gündelikte insanların yani bir kriz olduğu ortada. Belediyelerin bir krizi, hani kentlerin bir krizi. Bu krizi insanların nasıl yönettiğini aslında anlamaları gerekiyor ki hani Türkiye'de yerel yönetimler hep halk temel şeydir ama gerçekten bu halkı anlıyorlar mı? Bu çok önemli bir şey. Mesela yani gene toplumsal cinsiyet perspektifini getireceğim ama bunu algılaması ve anlaması gerekiyor. Mesela bir gündelikçi kadın şunu söylemişti. Yani kentler yayıldığı ve saçıldığı için ve bu gündelikçi kadınların hesabı katması gereken çok şey var. Yol ücreti, transferler, gün içerisinde 3 kere transfer yapıyor. Mesela bir gündelikçi kadın şunu önerdi. Bize özel bir kart çıkarılsın. Bir daha uyguna gidebileceğimiz, yol ücretimizi daha kapsayabilecek bir kart çıkarılması önerisi getirilmişti. Yani gündelikte aslında insanlar farklı şekillerde kendi üretimlerini buluyorlar. Çünkü yani enformaliti çok temel bir belirleyen ve insanlar enformale başvuruyorlar doğal olarak.
ki informalde kötü bir şey değil her zaman bazen. Çünkü insanların hayatta kalma stratejisi. Dolayısıyla bir yerel yönetim yani hani insanlar hani gündelikçi kadınlar. Bu kadınlar pandemi döneminde çalışamadılar. Acaba onlara ilişkin neler yapıldı? Onların yol yükü, evde kalma yükü, mobilite ve immobilite arasındaki ilişkin ne yapıldı? Ve bence şu da var. Çok fazla çalışma var Türkiye'de. Akademisyenler bu zor koşullar altında inanılmaz işler yapıyorlar. Yani sadece bir yerel yönetimin ne oluyor? Hani epitopu bir Google aramasıyla, epitopu bir akademisyenle görüşmesiyle hani politik şey ne olursa olsun bu bilgiye bakması gerekiyor. Yani hani yoksa gerçekten bu kriz onu buna değil hepimizi vuran, etkileyen bir şey. Hangi pozisyonda olursak olalım. Tabii ki yoksulları, mağdurları daha fazla vuran bir şey. Tabii, bu söylediğin aslında gerçekten çok değerli son söylediğin. Yani tabii ki her sektör, her karar alıcı kendi dünyasında daha çok vakit geçiriyor. Ama en önemlisi dediğin gibi aynı konuyla ilgili tartışan, aynı olaya farklı perspektiften, farklı sorularla yaklaşan, farklı çözümler bulmaya çalışan grupların etkileşimi aslında kent yöneticileri de diğer kent paydaşlarıyla etkileşim halinde olursa ancak belki bu kent krizini çözmek için, aşmak için daha ilginç, daha yeni, daha isabetli kararlar, politikalar. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Ki mesela işte bu Türkiye'nin ne kadar parçalanmış ve bölünmüş olduğunun farkındayız. Ve gündelikte de çok ayrışmış olduğunun farkındayız. Ama ilginç bir şekilde insanlar direniş stratejilerine ne kadar ayrılmış olsalar da hayatta kalmak için yan yana geliyorlar. Ben hani sahada bunu görmüştüm. Bu da önemli bir şey bence. Hani gündelikte o kadar ayrışmış mı? Bazen insanlar bir araya da ilginç şekillerde gelebiliyorlar. Belki de bunlara bakmak lazım. Belki de. Çok teşekkürler bu güler yüzlü uzlaşmacı son cümle içinde. Tamamlanmamış kentsel devrim. Bir alt başlığı da var. Günümüz Türkiye'sinde kent krizi, gündelik hayat. Bu kitabı kent meselesiyle ilgili bütün farklı kent paydaşlarının okumasını öneriyoruz. Gerçekten ilginç yeni tartışmalar, yeni sorular var. Hepinizin eline sağlık. Derleyenlerin Mehmet Embecioğlu, Eda Acar'a ayrıca ellerine sağlık. Kitap dermenin nasıl acı bir iş olduğunu da bilen bilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Yolunuz açık olsun yeni tartışmalar üretmekte. Önümüzdeki hafta başka bir konuyu tartışarak yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.